teşekkür ediyorum. Savaşımlarıyla onları yaşatmaya devam edeceğiz. İlkin İş Genel Başkanı Sayın Ali Demir, konuşmak ister misin? Sayın Başkan. Öncelikle İsmail Hakkı Tonguç, Büyük Anadolu Aydınlanması'nın mimarı. Örneğin köy enstitülerinin hem kurucusu hem kuramcısı, her şeyi. Bazı insanlar öldüğü zaman bedensel ve düşünsel anlamda ölür, kaybolur, giderler ama bazı adamlar vardır ki sadece bedensel öldü denir ama düşünsel anlamda sürekli aramızdadır. Işık olurlar, iz olurlar. İsmail Hakkı Tonguç da bunlardan birisi. Bundan sonra da yine bu Cumhuriyet öğretmenleri olarak bizlerin ışığı olacaktır. Bizlerin işareti olacaktır. Biz bundan sonra da İsmail Hakkı Tonguçları, Hasan Ali Yücelleri, Fakir Baykurtları ve diğer Cumhuriyet'in devrimci öğretmenlerini kendimize örnek alacağız. Belki burada yeri değil ama bir şeyi paylaşmak istiyorum sizle. Bu hafta okullarda seminer konusu Nurettin Topçu. Nurettin Topçu'nun Cumhuriyet'e, Atatürk'e, Atatürk ülkelerine nasıl baktığı belli. Bir de İsmail Hakkı Tonguç'un bakışı belli. Eski genel müdürlük yapmış. Milli Eğitim haberi var. İsmail Hakkı Tonguç ve eserleri, değerleri tartışma konusu değil. Seminer konusu yapılmıyor. Ama Cumhuriyet'e bakışı belli olan, iyi ya da kötü tartışmıyorum da. Cumhuriyet'e, Atatürk'e, Atatürk ülkeye devrimlerine, Cumhuriyet eğitim sistemine diyelim, bakışı arızalı olan kişi, okullarımızda seminer konusu yapıyoruz. Eğitim iş olarak hemen Merkez Yönetim Kurulumuzu topladık. Cumhuriyet'in eğitim sistemine bakışı sıkıntılı olan, bizce hastalıklı olan kişinin eğitim seminerlerine katılmama kararı aldık. Eğitim iş olarak. Buradan da Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarıyoruz. Bu kadar değerli, önder, gerçekten köyü aydınlatan kişi, belki kendisinde bir köylü çocuğu olmasında belki etkisi vardır. Köyü aydınlatan kişinin seminer konusu, bunun anlayışının seminer konusu, köy enstitülerinin seminer konusu olmayıp da Nurettin Topçu'nun seminer konusu olmasını da kınıyorum. Tekrar 56 yıl sonra İsmail Hakkı Tonguç'un bizimle beraber olduğunu, bundan sonra da eğitim işli öğretmenlerle, cumhuriyetçi öğretmenlerle beraber olacağını belirtiyorum. Teşekkür ediyorum. Ertel Hanım, konuşma. Yani kusura bakmayın, ben böyle konuşmalara pek alışık değilim. Siz sağ olsun ışık rica etti. Ben de elim vardı, dilimin döndüğü kadar küçük bir not hazırladım. İnşallah sizleri fazla şey yapmam. Değerli konuklar, değerli dostlar, İsmail Hakkı Tonguç'un aramızdan ayrılışının 56. yılında onu kabri başında anmak üzere buradayız. Hepinize İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli Tonguç Baba, aslında bizim için de enişte, Tonguç enişte, Belgeliği Vakfı, Türk eğitim tarihine iz bırakmış bir eğitim önderi ve örnek insan olarak unutulmadı, unutulmayacak. Kendisini her yıl olduğu gibi bu yılda özlem ve rahmetle anıyoruz. Tonguç Baba'yı bugün burada sadece çok sevdiğimiz bir kişi olarak anmıyoruz. Aynı zamanda onun unutulmayan ve bizlere örnek olan aydınlanmacı, yüksek insani değerleri ile birlikte anıyoruz. Tonguç'un Türk eğitim öncüleri içinde çok özel bir insan olduğunu ifade etmek isterim. Köy kalkınmasında bugüne kadar alışılmamış bir örneği gerçekleştiren Tonguç, kırsal kesimde farklı okullaşma sistemi yaratma sürecinde yalnız ülkemizde değil, dünyanın birçok kesiminde değerlendirilen bir cumhuriyet aydını olmuştur. Bizde adam demek iş gören adam, iş başarmayı bilen adamdır. İş yapamadan sadece konuşan veya yazan insana biz onu tabirle iyi insan demeyiz diyor. İsmail Hakkı Tonguç köy enstitüleri sürecinde bu ülkeye inanmış vatansever yakın çevresiyle disiplini, cesareti, kararlılığı ve mevcut koşulları çok iyi değerlendirebilme özelliğiyle sadece eğitimcilere değil, her değişim mücadelecisine örnek olmaya devam edecektir. Bizler, Türk eğitimine gönül verenler olarak her şart altında sürdürdüğümüz ve sürdüreceğimiz çağdaşlık mücadelesinde onu örnek almaya ve ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz.
ışığıyla aydınlattığı Anadolu kalkınması ve aydınlanma mücadelesinin yolunda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Örgün eğitim adına birbiri ardına denenen eğitim metot ve yaklaşımların ortaya atıldığı dönemlerde köy enstitüsü ülküsünü yaşatmaya çalışan tüm Tonguç gönüllüsü yazarlarımızın dernek, sendika, vakıf ve araştırma merkezlerinin gayretlerini yüreklendiriyor, destekliyor ve bu yolda onlarla birlikte yürümekten onur ve sevinç duyuyoruz. Bu konuda vakfımızın hedefleri doğrultusunda ve imkanları el verdiği ölçüde her zaman elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzda belirtmek isterim. Onun adında köy enstitüleri kuruluş felsefesini ve hatırasını takip eden tüm kurum ve kuruluşlara, eğitimcilerin deyip demokratik hak mücadelesinde daima azim ve özveriyle çalışan sendikalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet eğitim aydınlanmasını bugünlere taşıyan tüm eğitim emekçilerini de saygıyla anıyoruz. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş eğitim ordumuzun unutulmaz kahramanlarını, köy enstitüsünden yetişen değerli aydınlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, eğitim şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Dualarımızın sevabını onlara da ulaştırmasını diliyorum. Bu anma programına katılan eğitim camiasının siz seçkin konuklarımıza, ailemiz ve vakfımız adına ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sizleri bu anma buluşması sonrasında Öveçler'de bulunan vakfımızın merkezinde ağırlamaktan ve belgeliğimizi tanıtmaktan ayrıca gurur duyacağız. İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı olarak değerli büyüğümüzü ve ideallerini önümüzdeki yıllarda da unutturmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dualarımızı ruhuna tevdi ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiretine her daim üzerinde olmasını istiyoruz. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Amin. Hedefimiz çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insana ve çağdaş topluma ulaşmak. Bunun en büyük önderlerinden birisi Tonguç. Sizlerle birlikte onu anmaktan, onun yolunda yürümekten büyük mutluluk duyduğumuzu bildirmek isterim. İyi ki bu düzenlemeyi yaptınız, bugün buradayız. Türkel hocamız öldüğünde, Türkel Menibaş hocamız öldüğünde bir yazar, bir kadın öldüğünde gülümsemesi nereye gider diye yazmıştı. Biz de demiştik ki, o gülümseme şimdi bizim eğitimine destek verdiğimiz kızların yüzünde, her başarılarında çiçek gibi açan o gülüşlerinde Türkel hocamızın gülüşü yansıyor demiştik. Şimdi bakın aramızda da bir öğrencimiz var, üniversite öğrencimiz. Tonguç'un ilkeleri, yaşam felsefesi, eğitim anlayışı, işte bu gençlerimizde aktardığımız ölçüde başarılıyız. Biz bunun için çalışıyoruz, çabalarımız hep bu yolda sürecek. İyi ki bugün anmayı gerçekleştirdik. Burada olmaktan da gerçekten onu bir kez daha sevgiyle, saygıyla anmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yeni Kuşak Köy Enstitüsü Derneği Başkanımız ve vakfımızın yönetim kurulu üyesi Kemal Kocabaş. Buyurun hocam, hoş geldiniz. İzmir'den bu tören için geldi, sağ olsun hocam. Merhabalar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce Tonguç, İsmail Hakkı Tonguç Belgeli Vakfı yönetimdeki arkadaşlarım bu toplantı düzenlemek için teşekkür ediyorum. Siz de katıldığınız için. Şimdi İsmail Hakkı Tonguç 1893 Tatar Atmaca Köyü dünyaya geliyor. Yoksul bir aile ortamı ve yoksul koşullar ve okumak arzusu. İsmail Hakkı Tonguç'un yaşamındaki en önemli kilometre taşlarından biri Kastamonu Öğretme Okulu yolculuğu ve sonra oradan İstanbul Öğretme Okulu ve sonra Almanya gezileri, Almanya'daki sol ilerici düşün akımlarıyla tartışması, Cumhuriyet Eğitim Devrimi'nde buluşması ve Hasan Yücel'le olan beraberliği. Tonguç'un yaşam çizgisindeki bu önemli kilometre taşları ve Yücel'le beraber ürettiği ortak tutku, beraber yol arkadaşlığı, köy enstitüleri sürecinin en önemli başarıları. Değerli arkadaşlarım, İsmail Hakkı Tonguç bizim dünya pedagoji ansiklopedisine armağan ettiğimiz bir büyük kişilik. Onun orada kendisi Türkiye'de köy enstitüsünü kurduğu için onurla yer alıyor. Ve bizim Türk insanının Nazım Hikmet'i, Mustafa Kemal'i ve İsmail Hakkı Tonguç'u ve yani köy enstitüleri evrensel dünyaya armağandır. Yaşar Kemal'in ifadesiyle.
Tonguç her şeyden önce bir ilerici. Onun o çizgisini görmemiz gerekiyor. Şu sözü çok önemlidir. Elinden gelse bütün dünya okullarına insan insanı sömürme hesaplı bir ders koyardım sözü Tonguç'u belirleyen, o Tonguç'un hayata nasıl baktığını, cumhuriyetinde nasıl olması gerektiğini, ezen sınıfların olmadığı bir cumhuriyet özlemini onun sözlerinde görebiliyoruz. Yine başka bir şey sözü, korkuyu yenmesi insanoğlunun kazanacağı en büyük zafer, korkuyu yenmesiyle elde edeceği zaferdir sözü. Eğitimden aldığı, çocukların o toplumsal yapıdan getirdiği korkuları aşmasıyla ilgili bir süreci ifade eder. 2016 yılı Türkiye'deki eğitim sistemi, dinselleştirilmiş eğitim sistemi, çocuklarımızı korku yayan bir eğitim sistemidir. Halbuki oradaki özgür insan vardır köyensleri. Bizim babalarımız da bu köyenslerinden o özgürlüğe doğru yol almışlardır. 17.300 köy çocuğunun o canlandırılacak köy projesiyle hayatlarını değiştirmiştir. Kaybının 56. yılında saygı ve sevgiyle anıyorum. Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ulusal Eğitim Derneği Başkanımız Sayın Nazım Mutlu. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Kansu ve vakıf yönetimine. Ben bu vesileyle çok kısa Tonguç'un burada ölüm tarihini görüyorsunuz. 1960, 6. ayın 23'ü. 6. ayın 19'u tarihli Hayrettin Uysal'a yazdığı bir mektup var. Mektupta Hayrettin Uysal'ın bir kitabından söz ediyor. Görevden alındıktan sonra da Tonguç ve onun gibi düşünenler eğitimle ilgili, özellikle eğitimle ilgili işlerin peşini bırakmayan insanlar. Bu mektuplarına da yansıyor. Şimdi Sayın Kocabaş hocamızın Tonguç'la ilgili hazırladığı bir kitapçık var. Orada söz ediyor. Çok mektupları var Tonguç'un. Ben bu vesileyle aynı zamanda vakfın bu bütün mektuplarını da, çünkü orada sadece böyle kişisel ilişkilerle ilgili düşünce ve duyguları yok. Ülke sorunlarıyla ilgili, eğitim sorunlarıyla ilgili çok önemli saptamaları var. Çok iyi bir düşünce adamıdır Tonguç. O yazdıklarından ve mektuplarından gördüğümüz gibi. Hayrettin Uysal'a yazdığı bu mektupta ki tam 4 gün sonra da ölüyor. 6. ayın 19'u tarihini taşıyor. 61 Anayasası'na girmesini istediği, eğitimle ilgili girmesini istediği görüşler var, öneriler var. Şimdi Hayrettin Uysal ömrü uzun olsunsa bunu ilgili yerlere ulaştırdığını ve önemli ölçüde de o anayasaya bu mektuptaki düşünceleri yansıttıklarını belirtiyor, söylüyor. Ben içeriğine değinmeyeceğim. Sadece bizim oraya büromuza ulaşma olasılığı daha zayıf olan birkaç hocamıza verebilirim diye 8-10 kadar fotokopisini alıp getirdim yanımda. Ulaşabilme olanağı olan hocalarımız gelip alabilirdi. Fotokopisi var. Hem el yazısıyla o şeyi anayasaya girmesini istediği maddeleri daktilo yazısıyla yazmış, yollamış. Çok ilginç. Bugün geldiğimiz noktadan çok çok daha ileride önerilerinin olduğunu göreceksiniz okuduğunuzda. Ben saygıyla anıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ağzım eli kopyalamıyor muyum? Alper abi, Yeni Kuşak Okyanusları Derneği Ankara Şube Başkanı Alper Akça. Herkese merhaba. Tabii ki Tonguç denince önce eğitimci özelliği, eğitimci yönü ortaya çıkıyor. Bütün köyensilerin de babasıdır. Ben de köyensil çocuğu olarak onun eğitimci kimliğiyle önce tanıştım, karşılaştım. Büyük bir minnet duygusunu taşıyordum zaten. Ama daha sonraki yıllarda yaptığım bir takım özgün çalışmalarda Tonguç'un aslında köyensilleriyle o büyük devrimci dehasının yalnızca bir kısmını bizlere yansıtabildiğini gördüm. Tonguç, köy enstitülerinden çok daha fazladır. Tonguç, daha büyük güçler taşıyan bir devrimci dehadır. Nasıl anlıyoruz? Tonguç'un 40'lı yıllarda o yoksul ülkede, İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde Türkiye'de gerçekleştirdiği bir takım etkinlikleri, işlerin ki kimlerle? Yanındakiler, Reşat Şemsettinler, işte Emin Soysallar falan filan gibi insanlarla birlikte çalışmak zorunda kalmış bir devrimcidir aynı zamanda. Ancak 40'lı yıllarda yaptığı her şeye rağmen o büyük işlerin ancak
60'lı 70'li yıllardan sonra yazıya dökülebilmiş, kuramsallaştırılabilmiş Brezilyalı eğitimci Paulo Freire'den, işte Rus kültür bilimci Mihail Bahtin'e, Latin kültürü araştırmacısı Octavio Paz'a, bu büyük düşünürlerin kitaplarını okuduğumuz, kuramsal yönlerine baktığımız zaman Tonguç'un çok daha büyük bir devrimci deha içerdiğini görüyoruz. Çünkü onların 70'li yıllardan sonra Türkiye 2000'li yıllardan sonra kazandığımız o yapıtlarında kuramsallaştırdıkları birçok kültürel insan kültürü açısından çok değerli ögelerin Tonguç tarafından yaşama geçirmiş olduğunu görüyoruz. Ben bir öğretmen çocuğu olarak tanıştım, dediğim gibi. Babam cılavuza alınmadığı için Hasan Ali Yücelov'u mektup yazar ve Tonguç'tan alır yanıtını. Babamın mücadelesini kutlar, gözlerinden öper o büyük insan. Gerçekten de bugün 56. ölüm yıl dönümünde onu anarken içim minnet hissiyle dolu, şükran hissiyle dolu Tonguç'a karşı. Keşke çok daha fazla iş başında kalabilseydi, çok daha fazla olanak olabilseydi elinde. Ama her şeye rağmen bugün gene de buradayız, varız, bir avucuz. Geçen gün Malakanlarla ilgili bir kitap okurken, Malakanlar dünyanın en barışçı toplumudurlar. Ben Malakanlardan birisiyle de sınıf arkadaşı oldum. Ölçekköy İlkokulu'nda, Stefan'dı adı. Stefan derdik biz. Değirmeni işletirlerdi Ölçekköy'ünde. Şimdi baktım ki Azerbaycan, İvanovka'da şu anda Malakanların gönüllü olarak yürüttükleri dünyanın tek kolhozu var. Dünyanın en barışçı insanları kolhozdan vazgeçmemişler. O köyde başkaları da yaşıyor, araştırma yapmışlar. Onlara bırakılacak olsa başkalarına kolhoz yapısını kaldırıp özel girişimciliğe geçmek istiyorlar. Ama onlar müsaade etmiyorlar. Şimdi bir yere bir tohum atılınca, o tohum orada tuttuysa, toprağa tutunduysa mutlaka bizim için gelecekte bir şeyler ifade edecektir. Yeter ki biz o tohumu yaşatmak için elimizden geleni yapalım. Ben buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. 56. ölüm yıl dönümünde de Tonguç Baba'ya yeniden minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Onu saygıyla anlıyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tonguç'un büyük bacana Nafi Atuk Şansı değerli eğitimcimiz burada sorunları görüyorsunuz. Onunla aynı şekilde anılmasından yanayım. Nafi Bey'in Tonguç'un gelişmesinde, ilerlemesinde, hatta belki bir süre daha bakanlıkta tutulmasında büyük rolü olan bir sessiz kahraman. Yazdıkları da önemli ama yaptıkları da önemli. O çoğu zaman sessizce geride durup beyin olarak da, insan olarak da çok değerli hizmetler vermiş birisi. Onun anısını da yaşatmak için burada torunları bir ödül koydular. Nafi Atıf Eğitim Bilim Ödülü diye. Üçüncü yılına geldik. Buraya işte doktora tezleri ve diğer çalışmalar geliyor. Giderek de isteklisi artıyor. Bu çok mutluluk verici birisi. Onun bütün yükünü sağ olsun Metin Atıf'tan sonra üstlendi. Yardım edenler var ama en çok doğrusu Murat bunu o yapıyor. Sadece doktordan durmadan onun eserlerini ortaya çıkarıyor. Eski yazıda kalmış kitaplarını, broşürlerini yeni harflere aktarmaya başladı. Oradan da gür bir ses çıkacak. İkisini bir arada düşünmek gerekiyor. Ayrıca insan olarak da ben tabii o kadar ayrıntıyı bilmiyorum. Çok iyi anlaşan iki insan. Ölümü üzerine yazdığı yazının başlığı büyük dost. Bunu gerçekten inanarak söylüyorum. Çünkü ailenin tümüyle sadece kendi evinin değil, bütün ailenin babası. Çok üzülür. Çok, o da çok erken yaşta gitti. Hem 59 yaşında filan galiba. Hasta eşini hastanede beklemek için gider ama kendisi önce ölür. Oğlunu askere gönderir. Sizin neyiniz oluyor? Amcamız, küçük amcamız. Çavuş çıkarılacağı, er çıkarılacağı kaygısı vardı. İşte onun düşünmekleri falan. O da bir beklenmediği şekilde gider. Ben sadece onu anımsatmak istedim. Diğer konular konuşalım. Sağ olun hocam. Başka konuşmak isteyen dostlarımızdan var mı? Ben bir iki söz söyleyeyim. Buyurun Mehmet Hoca. Ben
Isparta Gönen Köy Enstitüsü'ne 1950 yılında girdim. Bugünlere gelişimizin esas hazırlayıcısı olan Tonguç'u saygıyla anıyorum. Küçük yaşlarda kişilik yapılanması sonradan zor değiştirilir veyahut da hiç değiştirilemez. Tonguç daha küçükken, okulu bitirdiğinde 12-15 yaşlarındayken çevresine eleştirel gözlerle bakıp amcasının dinsel bir okulda okuyup yatıp yuvarlandığını, hiçbir iş yapmadığını gözlemlemiştir. İstanbul'a okumak için geldiğinde köyünden daha önce gelen gençlerin, çocukların cami avlusunda birer odada kalarak onun bugün verdiği yemeklerle geçindiklerini öğrenmiş, bunların insan onuruna aykırı şeyler olduğunu gözlemleyerek halkın, kişilerin, insanın gerçekçi bir eğitimden geçmesini daha o küçük yaşlarındayken kafasına koymuştur. Bu yapılanması ve görüşüyle az önce arkadaşımızın belirttiği gibi köy enstitülerinin kuramcısı, kurucusu ve uygulayıcısı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür hayatına önemli katkılarda ve bulunmuş ve izler bırakmıştır. Anadolu'da yeni bir ulus devlet kurulmuştu. Eğitimde de özüne dönmek gerekti diyen Tonguç, Anadolu insanının hür, özgür, kişilikli bir kimliğe kavuşması için çaba göstermiştir. Ne ki okumanın insanın gelişmesinde ve yönetimin yapılanmasında en büyük etken olduğunu bilen saldırganlar ilk önce Tonguç'un kurduğu köy enstitülerine yenilikçi, akılcı yapılanmaya saldırmışlar, onları yıkmışlardır. Sonra da örgütlere saldırmaya başlanmıştır. En büyük örgüt ise ulusal örgüttür. Şu anda onu da yıkmaya çalışmaktadırlar. Hatta ve hatta içimizde yanılgıya düşerek hocam artık ulusalcılık devri geçti diyen arkadaşlar sonradan bozuk düzenin gidişatını görünce ulus devletin insanın özgürlüğü için ne büyük bir şemsiye olduğunu anlamışlar ve Tonguç'un büyüklüğünü teslim etmişlerdir. Kendisini saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun. Değerli dostlar, eğer uygun görürseniz, isterseniz bir Hasan Ali Yüceli ve 3 Milli Eğitim Bakanımızı da ziyaret edelim. Ondan sonra vakfa geçelim. Eğer uygunsanız, isterseniz. Bu